Evet sevgili dostlar, sponsorumuz golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu kısımda forvet transferlerinin son durumunu değerlendirelim, son durumunu konuşalım. İlk olarak Mergim Berisha'dan başlayalım. Mergim Berisha'ya teklifler var mı? Var. Görüşmeler var mı? Var. Peki hocam Berisha kesin gidecek mi? Arkadaşlar size sadece şunu sorayım. Siz Fenerbahçe'nin hani durumunu görüyorsunuz. Futbolcu gönderememe durumunu da görüyorsunuz. Size soruyorum. Sizce Berisha gider mi? Hocam o kadar zor bir soru sordun ki. Yani ben kendim giderim ama Fenerbahçe'den topçu gitmez görüşündeyim. Fenerbahçe taraftarının %90'ına şu anda şunu sorun. Ya iyi bir forvet geleceğine inanıyor musunuz diye. Yani pardon. Tamamına sorun. %90'a inanmıyorum diyecek. Fenerbahçe taraftarının hemen hemen tamamına şunu sorun. İşte takımdan gönderilmesi beklenen yani çöp diye tabir edilenlerin hepsi gider mi diye. %90'a hepsi gitmez. %99 hepsi gitmez işaretler. Peki yüzde kaçı gider diye sorun. %25 falan anca gider diye söylerler. Çünkü Fenerbahçe taraftarı hani yönetimin gönderme politikasını çok beğenmiyor. Yönetimin forvet politikasını da çok beğenmiyor. Bunu da ben dile getireyim. Bazen ben konuştuğum zaman bana şey diyorlar, yönetim yalakalığı yapma. Yani bunu söyleyeceğiniz son kişi benim. Ben eğriye eğri doğruya doğru derim. Yağız Bey diyor ki Mergim Berisha'ya Almanya'da Mainz kulübü talip. Sadece Mainz kulübü değil. Yani bilgisi olsun, sizlerin de bilgisi olsun. Berisha'ya hatta bunu söyleyen belki de ilk ve tek kişi de benim. Almanya'dan birçok takımdan teklif var arkadaşlar Berisha'ya. Ama verdikleri ücretler dişin kovuğunu doldurmayan ücretler. Biz o yüzden çok fazla sıcak değiliz. Ama bir gün bir tanesi doldurur. O zaman da biz de bunu konuşuruz. Şimdi Jesus'un santrafora istediği ilk isim Luis Suarez. Alternatif isim ise Belotti. 3. sırada ise Cavani. Hocam bu ne kadar doğru diye. Şimdi Suarez ismi doğru. Evet, istediği ilk isim Suarez. Doğru. İkinci isim Belotti. Doğru. Üçüncü isim Cavani değil. Cavani'yi istemiyor. Cavani'yi istemiyor arkadaşlar. Bakın Cavani'nin menajeri Fenerbahçe kulübüne kendilerini Fenerbahçe'ye getirecek bir teklif sundu. Fenerbahçe Spor Kulübü bunun insani çerçevede olmadığını belirtti kendilerine. Bilginiz olsun. Yani şöyle söyleyeyim. Bir taraf 5-6 istiyor diyelim. Diğer taraf 1 veriyor diyelim. Bu transferin olma ihtimali 0. Ben o yüzden Cavani'yi beklemeyin diyorum. Luis Suarez gitti River Plate'le görüştü. Etti falan filan. Ama dedi ki ben Avrupa'da kalacağım. Ben Avrupa'yı işte koyumu özlerim. Koyumu ev yaptıracağım 2 katlı falan filan diye. O yüzden böyle bir durumu var. Belotti için de şunu söyleyeyim. İstersek 15 dakika içerisinde Belotti'yi alırız. Ben bu sözümün arkasındayım. Ben bu sözümü yani bu söz bu kanalla özdeşleşmiş bir söz. İstersek 15 dakika içerisinde Belotti'yi çekeriz. Ama istemiyorsak daha büyükler için. Mesela şimdi size bir soru sorayım. Suarez mi Belotti mi? Aynı paraya gelecekler. İkisi de aynı ücret alacaklar diyelim. Aynı imza parası, aynı ücret alacaklar. Suarez mi Belotti mi? %99 Suarez diyecektir. Yani futboldan anladığınızı düşünerek söylüyorum. Hocam Belotti sağlam topçu mağlam topçu. Ben canlı şahidim ama ben gözümle gördüm. İkisi de aynı katkıyı verecek desem hocam Suarez dersiniz. Yani aynı fiyat aynı şartlar diye. Vallahi inşallah Suarez ya da Belotti gelir. Ayrı mesele. Dembele'yi çok soran olmuş. Hocam Dembele sanki gelecek gibi de milleti kandırmışsın falan filan. Merak etmeyin arkadaşlar. Ben azıcık bir ihtimal olmasa çıkıp da orada Dembele'yi kapağa koymam. Dembele'nin son senesi ve 12 milyon euro bandına Dembele'yi gönderebilirler. Bak yarın bir gün bir takıma giderse sonra demeyin ya hocam Dembele'yi biz niye almadık diye. Fenerbahçe söz konusu olunca 12 olmuyor işte o maalesef. Ama bence 12 milyon euro Dembele için bedava bir para. Bedava. Hocam son senesi kalmış 6'ya düşürelim. Ha işte kulüpte ona uğraşıyor. Yani o düşürmeye uğraşıyor. Şimdi Luis Suarez gelirse kaç forma sattıracağını bir düşünün. Fenerbahçe'nin adını dünyaya nasıl haykırttıracağını düşünün. Hani 2 sezon oynasın Fenerbahçe'de. Çok değil. 2 sezonda Fenerbahçe'nin şampiyon olacağına ben kefilim. Şampiyonlar Ligi'ne gruplara kalırsak atacağı gollerle parasını çıkartacağına kefilim. Bir şampiyonluğunuz 3 milyon euro falan şey. Bir galibiyetiniz 3 milyon euro. 2 tane gol atsın, bir galibiyet getirsin. Yıllık ücreti. Fırsat transferi de bu olur. Ya Şampiyonlar Ligi'ni çok önemsiyorsun. Arkadaşlar Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev rakibimiz. Bakın Dinamo Kiev'i yere göğe sığdıramıyorsunuz. Ama Fenerbahçe düşmanlığıyla bunu yapan arkadaşlara bir şey söyleyeyim. Dikkat edin, 30 santimlik şokla karşılaşmayın. Dinamo Kiev'le ilgili. Nasıl 30 santimlik şok? Sizin attığınız, kafadan uydurduğunuz o müthiş dediğiniz Dinamo Kiev ile gerçekteki Dinamo Kiev arasında şu kadar bir fark olabilir. Yani böyle 30 santimlik fark olabilir. Ben şimdiden uyarayım. Fenerbahçe bence Dinamo Kiev'i elemeye daha yatkın durumda şu anda. Ve Galatasaray mesela Dinamo Kiev'i elersek eğer, inşallah eleriz. Galatasaray Dinamo Kiev'i elersek muhtemelen Sturm Graz'ı çekeceğiz. Çünkü içime öyle doğmuştu. Öyle yazmıştım. İlk defa tutturacağım inşallah. Galatasaray Sturm Graz'ın yedek takımına yenilmiş bu arada. Bilginiz olsun. Bence Fenerbahçe Dinamo Kiev elirse, o Gaz'da Sturm Graz gelirse onu da eler. Sonrasında playoff'ta artık hangi bölüm sonu canavarı ya da kim gelecek onu da merak ediyorum. Bu arada Galatasaray Sturm Graz oyuncu hazırlık maçının esame listesine Abdülkerim Bardakçı dahi yazmayı beceremeyip Abdülkerim Durmaz yazmışlar. Yani bu kadar profesyonel bir camia gerçekten başka bir ülkede yoktur. Zannetmiyorum. Düşünsene hocam, esame listesi olur böyle şeyler. Lan ne olur manyak? Esame listesini kulübün kendi hazırlıyor. Esame listesini kulübün kendi hazırlıyor. Yani listesi, teknik heyet hazırlıyor arkadaşlar. Öyle Ahmet Mehmet hazırlamıyor. Hatta Galatasaray'da, Fenerbahçe'de bildiğim kadarıyla, yanlış biliyor olabilirim, hatta Trabzonspor, Beşiktaş'ta dahil, esame listesini hazırlamak için özel görevlileri var diye biliyorum. Ya da farklı şeyler için. Neyse, Abdülkerim Durmaz için sıkıntı yoksa bizim için de sıkıntı yok. Westerlo, Muhammed Gümüşkaya işi ne oldu hocam? Vallahi arkadaşlar niye bitmedi, niye açıklanmıyor ben de bekliyorum. Ama Westerlo Muhammed Gümüşkaya ya da Giresun Muhammed Gümüşkaya içi bence %100 olacak gibi duruyor. Westerlo alırsa dikkat edin arkadaşlar. Ravil Tagir, Gore almışlar sanırım. Muhammed Hallak, Bunar, Can Bernat falan, hani müthiş bir takıma dönüşmüşler. Türkiye'den de izleriz diyor. Bence Westerlo'nun maçları da TV8'den yayınlansın. TV8.5 spor kanalı olacakmış ya. Gerek yok abi lig yayınlamasına. Westerlo, Al City, ikisini izleriz ya, ne olacak? Bak bu sayede de var ya, ne olur biliyor musunuz? Türkiye içerisinde yurt dışından takım tutma oranı artar. Bırakın artsın ya. Yurt dışından azıcık 3-5 tane takım tutalım ya. Yani acız. Aç. Bola açız. Bize 3-5 tane takım lazım arkadaşlar. Bırakın Fenerbahçeliler yeterince bölünmedi. Biraz da Hull City'ciler, Westerlo'cular diye bölünelim. Bu arada Tiago Çukur. Onu da çok soruyorlar. Tiago Çukur da herhalde bayramdan sonra, 13 Temmuz'dan sonra, çarşamba günden sonra artık herhalde olur gibi. TRT Spor'da zaten yakın zamanda İstanbul'a gelecek, sağlık kontrollerine geçmesi bekleniliyor demiş. Ve hayırlı uğurlu olsun demiş. İnşallah hayırlısı olur. Mesela bizde bir Boris Rapayiç vardı. Gitti alt ligde çok iyi tutundu. Çok da güzel oynadı etti. Sonra ukala ben işte o 2 milyon euro isterim. Ben bilmem şu kadar milyon euro isterim dedi. Kendine yazık etti. Kendini perişan etti. Kendini rezil etti. Kendini olmazların içine attı. Oldu bitti gitti. Yani ya buna ne gerek vardı ki? Ne gerek vardı? Çok tuhaf yani arkadaşlar. Saçma bir duyum vereceğim size. Yani çok saçma bir duyum vereceğim size. Willian Arao'yu transfer eden Fenerbahçe bir sonraki transferi Alberth Elis yazmış. Ojogo gazetesi. Hocam neresi saçma? Elis çok iyi futbolcu. Hatırlıyorum, seni bayağı övüyordun, ediyordun, bunun duyumunu veriyordun. Aynen o Elis. Alberth Elis arkadaşlar. Alberth Elis'in transfer marketine girin. Orada eşek kadar ne yazıyor biliyor musunuz? 6,5 milyon euro piyasa değeri yazıyor. 26 yaşında. %88 yazmışlar hocam Fenerbahçe'ye. Ben de ona şaşırıyorum zaten. Hayret ediyorum. Gerçekten hayret ediyorum. Şimdi Lig 1'de geçen sezon 21 maça çıkıp 9 gol 1 asisti var. Sağ kanat oyuncusu. Biz treni nerede kaçırdık biliyor musunuz? Biz treni Aston'dan Boavista'ya gittiğinde kaçırdık. Yani 21 Eylül 2020'de 1 milyon euroya aldı Boavista. Ve Boavista çok uyanık. Bir sezon oynattı. Bordo'ya kiraladı. Bordo 1 Temmuz 2022'de. Bakın 1 Temmuz 2022'de. Yaklaşık 10 gün önce yani. 6 milyon euro yani bonservis ücreti ödeyerek futbolcuyu transfer ediyor. 1 Temmuz 2022'de. Şimdi ben merak ediyorum. Adamlar daha geçen gün aldıkları futbolcuyu niye versin? Bir, diyelim biz alacağız. Kaça alırız? İki, diyelim kiralayacaklar. Niye kiralasın? Üç, hocam belki zorunlu opsiyonu vardır. Zorunlu opsiyonu yok diye biliyorum arkadaşlar. Zorunlu satın alma opsiyonu ama belki de sadece normal opsiyonu 6 milyon eurodur. Yani nereden baksan sıkıntılı bir süreç olur Fenerbahçe için. Yani dünyada hiç mi sağ kanat yok? İsmi boşa çıkan. Mesela Adnan Yanuzay falan var. Yani demek ki belki de o bizi tam karşılamıyor. Bilmiyorum ya. Belki de şey vardı meşhur. Bertrand Traore ismi vardı. Biz o isim için bir yoklama çekmiştik. Biraz uyguna, ucuza verin diye de kulübü pek yanaşmıyordu. Belki de onun yanaşması için biz sosyal medyaya uygulamalı olarak atıp tutuyoruz. Valla Bertrand Traore'de 16 milyon euro piyasa değeri var. Baktığınız zaman yani patlamaya hazır bir bombadan bahsediyoruz. Ha. Yanlış anlamayın. Patlamaya hazır bir bombadan bahsediyoruz. 6 Eylül 95 doğumlu, daha 26 yaşında, 1.81'lik kanat. Ya bunu da Aston Villa 18.4'e aldı ama hani satın alma opsiyonunu kiralamaya pek yanaşmıyorlar. Belli mi olur? Belki yanaşırlar. Belki var. Yani diyor ya ejderhası mı var bu kızın? Niye böyle şey yapıyor diyor. O da diyor ya belki var diye. Belki var. Belki Bertrand Traore'nin ihtimali var. Biz o ihtimalden dolayı ağırdan alıyoruz. Kim bilebilir? Yani Alberth Elis isterken bir bakmışsın Traore ya da Luis Suarez ile Bertrand Traore. Onu da sorayım. Luis Suarez Fenerbahçe'ye gelse. Yani şartlarını boş verin arkadaşlar. Size ne ya? Yıllık 5 alsın, 3 alsın, 4 alsın. Size ne? Şartları boş verin. Suarez Fenerbahçe'ye gelse. Kanada'da Bertrand Traore'yi satın alma opsiyonunu kiralasak. Satın alma opsiyonunu kiralasak. 3 olur, 5 olur, fark etmez, 10 olur. Ama kiralasak. Orta sahaya da bir önceki videoda ne konuştuk? Joao Mario konuştuk. Willian Arao'yu konuştuk. 4. Sol bekede Pezzela ismini konuştuk. 5. 5'ini alsak. 5'ini alsak. Kimi gönderelim? Zayis gitsin. Novak gitsin. Samat da gitsin. Berisha kalsın. İşim var ondan. Zayis gitsin. Hani bunlar kalsa, bunlar gitse nasıl olur? Sizin hükmünüzde hani sizin mantığınıza göre nasıl olur arkadaşlar? Bu 5'i gelse, 5'i bitse ve transferde tamamen bitirildi dese mesela bizim kulüp. Hani bitti arkadaş artık transfer yok dese mesela tepkiniz ne olur? Pozitif mi olur, negatif mi olur? Bunu da size sorayım arkadaşlar. Benim bu kısımdan aktaracaklarım bu kadar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.